Uyghurlar Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'da parlament aldığı namayış ötküzüp, Xitayının Uyghurlarga qaratqan qılmışını, ırkı qırğınçılıq dep itiraf qılışını talep qıldı. Şivisiya Uyghur Maarif Cemiyeti uyuşturgan namayışta parlament aldığı çidir quruldu. Faaliyetçiler Uyghurlarga erkinlik, ırkı qırğınçılıq itiraf qılınsın ve ceza lagerleri taqalsın degen şuarlarını toladı. Şivisiya Uyghur Maarif Cemiyeti'nin iqtisad işleri mesuli Adam Galip Anadolu Agentliğinin ziyaretini kabul kılganda, özlerinin parlament aldıda çidir kurup, 6 ay her günü namayış kıldığanlıqını etdi. Tahminen 3 milyon Uyghurnan Xitay tarafından ceza lagerlerine kamalganlıqını bayan kılgan Galip mundaq dedi. Kanada, Gollandiya ve Amerika Xitay'nın Uyghurlarga karşı turuş hareketini ırkı qırğınçılıq dep itiraf kıldı. Sürgündeki Uyghurlarga vekili kılıdgan en çoğun grupa Dünya Uyghur Kurultu Amerika Taşkışlan Ministri Antony Blinken'a xat yazıp, onundan Xitay emeldarları bilen bolgan söhbette Uyghurlarının ahvalini muzakir kılışın talep kıldı. Dünya Uyghur Kurultu xatida Xitay dairelerden Şarkı Türkistan'ki ceza lagerlerini taqışın talep kılgan. Dünya Uyghur Kurultu'nun reisi Dolkun Aysa Pendi Blinken'e yazgan xatida mundaq dedi. Aldı bilen, Xitay Şarkı Türkistan'da davamlışı atkan ırkı qırğınçılık ve insaniyetki karıştırış cinayetini dərhal ve şersiz ahırlaştırış gerek. O, bunun barlıq ceza lagerlerini taqaş ve nahaq qamalğanlarının hemisini şersiz koyup yerişini öz şigaladığanlıqını bildirdi. O, mundaq dedi, Xitay Şarkı Türkistan ve başka rayonlardaki mecburiyet emgekini toxtışı ve Birleşken Devletler Təşkilatı küzetküçülerinin təşürüşüge yol koyuş gerek. Amerika Taşkışlan Ministri Antony Blinken ve Devlet Bihaterlik Mesleğçisi Sullivan, Xitay Taşkışlan Merkezi İşhanısının müderi Yang Jiechi ve Xitay Taşkışlan Ministri Wang Yi bilen görüştü. Blinken, Xitay'nın faaliyetleri yer şarının mukumluğuna kapaletli kılıdgan kaidelerini asas kılgan tertibke tehdit salıdı, dedi. O, Xitay vekiller ömekige Amerika'nın kaidelerini asas kılgan tertibini küçeytişke bel bağlaydıganlıqını yetküzdü. Minister Blinken söhbet jarayanında Amerika'nın Şarkı Türkistan rayonu, Hong Kong, Tayvan ve tor hücumu qatarlıq meselelerini muzakir kılıdığanlıqını bildirdi. Aksaray Devlet Bihaterlik Meseleçisi Sullivan mundaq dedi. Amerika endişini samimilik bilen oturgu koydu. Amerika tokunuşta kalmaydı. Ama o vekili kılgan kımmet karışını ve dostlarını koğdaydı. Casusluk cinayeti bilen kol gaylanan iki Kanadalıqının Xitay'da sotlanılığı ilan kılındı. Kanada bolsa biz bunun halıganca kol gaylanışkenliği geçinimiz dedi. BBC'nin haber kılışça Kanada Taşkışlan Ministeri Mark Carnau Xitay dairelerinin Kanada'nın Xitay'daki baş elçihanısına Xitay daireler tarafından casusluk bilen ayıplanıp kol gaylanan Kanadalıq Michael Spauer ve Michael Corrigan'ın sotka tartılığını uxturganlıqını etdi. Minister Carnau mundaq dedi. Biz bu kolga ilişkilerinin kalıgan çekenliği geçinimiz ve sot jarayanında uçuk aşkarı bulmağaçka devamlı endişelerimizi bildirimiz dedi. Ve işki Kanadalıqının koyup berilişinin en mühim işkenliğini Kanada dairelerinin sotka katnışının talep kıldığanlıqını bildirdi. 2018 yılı 13 ayının 1 günü Xitay Texnika Magnati Huawei'nin kocayını Ren Jingfei'nin kızı Meng Wanzhou Amerika'nın İranlığı koygan embargosuğa kılaplık kılganlık için Kanada'da kol gaylanğan ve işki devlet münasuiti yerikli işki başlayan. Şimali Koreya hükümeti Malaysiya'nın bir puhrasını Amerika'ya kovulup çıkırış kararı sebebinden Malaysiya bilen bolgan diplomatik münasebetini ahırlaştırganlıkını haber kıldı. Şimali Koreya Taşkışlan Ministerliği Merkezi Ahbarat Agentliği'ye bergen bayanatında Malaysiya Sot Mahkemesi'nin 2019 yılı bu devleti tutup durulgan Şimali Koreya puhrası Moon Jae-myung'un parakorluk cinayeti sebeplik Amerika'ya kaytırılışı mümkünlüğü hakkında karar çıkarganlıkını bildirdi. Bigunah Şimali Koreya puhrasını kovulup çıkırışını karar kılgan Malaysiya'nın keçirgüsüz cinayet sadır kılganlığı tekitlengen bayanatta mundaq deyildi. Şimali Koreya Demokratik Xalq Cumhuriyeti Amerika'nın bisimiga boysunuş arqalıq düşmenlik pozisiyasida bolgan Malaysiya bilen bolgan diplomatik münasebetini bütünlüğü üzgenlikini ilan kıldı. Malaysiya Ali Sot Mahkemesi 9 Mart Şimali Koreya puhrası Myon'un pul yuyuş cinayeti bilen sotlanıp Amerika'ya kaytırılışı mümkünlüğünü karar kılgan.